Merhabalar, benim moderatörlüğümdeki bir muhabbir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün kafamdaki şapkadan da anlamayacağınız üzere ama YouTube'daki başlıktan anlayacağınız Hı. üzere Kibar Feyzo filmini Selçuk Bulut ile birlikte ben Cem Tümdağ değerlendireceğiz. Nasılsın Selçuk? Cu? Teşekkür ederim Cem Bey, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Böyle biraz eski TRT geleneğimize dayanan bir e, fakat ona uymayan bir kasketle Eski TRT geleneğimizi andıran bir sohbet metoduyla açtım. Kesinlikle böyle devam etmeyeceğim ama bir süre böyle gidebilir. Böyle daha güzel oldu. Oluyor. 70'leri biraz da anmak istiyoruz bu videoda sanki Cemcim öyle değil mi? Tabii ki tabii ki. O güzel devrim kokan yılları. Aynen. Halkımızın devrim hayalleri kovaladı. Sonrasında Kenan Paşa'mın aa hiç öyle olur mu çocuklar dediği karıştır, o güzel 70'li yıllar. <laughs> karıştır barıştır yaparak <laughs> milleti birbirine kaynaştırdığı yıllara gidiyoruz. Aslında 61 Anayasası'nın özgürlükçü havasıyla yapılmış bir film. Kibar Feyzo 61 Anayasası'nda şurada izleyebilirsiniz. Konuşmuştuk daha önce. Neyse biz işimize dönelim. Fil hakika. <laughs> Fil hakika gibi. Mallar kantara. E, 1978 biz, yapımı aynen bir öyle. Türk komedi filmi Kibar Feyzo. Başrolde Kemal Sunal var. Şener Şen. Şener var. Şen, Müjde Ar, Adile Naşit, İlyas Saman, Erdal Özyağcılar gibi oldukça zengin bir oyuncu kadrosu. Başrolleri ve yan rolleri paylaşıyor. Aynen öyle. E, yönetmen olarak Sayın Atıf, Atıf, Atıf. Yılmaz'ı görüyoruz. Da var ee, <laughs> Senaryoda da yine oyun e, filmde de oynayan İhsan Yüce, Yüce. vardır. E, hikayede Osman Şahinin Kırmızı Yel kitabındaki Hikim. Fareler adlı Hikim. Öyküsüne dayanıyormuş diyor Wikipedia. Aynen öyle. Dünyanın en güvenilir bilgi kaynağı. Aynen. Her şeyi yazabiliyorsun. Kafana Aynen. göre. Onaylıyorlar, onaylamıyorlar kafalarına göre bir şeyler evet. yapıyorlar. Bilmiyorum ben birkaç kere e, yazmak istedim. Onaylanmadı. Hak etmemişsin. Hak etmemişim büyük ihtimal. Neyse ben buradan hemen filme dönmek istiyorum sevgili Şimdi Çentum'da. en başından alalım. Sen bana bu filmi niye izlettin? Ben sana bu filmi niye izlettim? Çok 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 başarılı bir toplumsal gerçekçi e, film olduğunu düşündüğüm için sana izlettim. Türkiye'de daha önce de e, komediyi konuşmuştuk seninle. Onu da şuradan izleyebilirsiniz. Komedi serisini üç bölümlük bir Türk komedi serisini konuşmuştuk. Türklerin aslında sistem eleştirisi veya bir haksızlığa baş kaldırırken komediyi ne kadar iyi kullandığına dair örneklerden birisi de Kibar Feyzo filmi. Biz bir insana yüzüne direkt hatasını söylemek yerine şaka yolla hani her şakanın altında bir gerçek vardır düsturuyla yola çıkarak e, söylemeyi tercih ediyoruz. Millet olarak böyleyiz. Kızım sana söylüyorum. Gelinim sen anla. Atasözü bile var yani oradan... E, Çıkarım yapabilirsin. Çok alakalı değil ama olsun. Orada hani yani. saptırarak anlatmak bizim yani daha asıl, gidiyor. Asıl kime söylemek istediğini söylemeyen, yani. söyleme çaktırmadan söyleyen. Yani bu filmde de Kibar Fezre'de o seriden bir film. Ee, bol bol devrimci ögeleri içeren bir film. 78'in o e, sol rüzgarını arkasına alan bir film. İhsan Yüce zaten e, ben kendisini görme fırsatım olmadı. 92'de galiba vefat etti. kendisi sol tandanslı bir isim. Senaryosu da hakeza öyle bir film. şimdilik bunları söyleyeceğim sana Cem'cim. Kırmızı Yer filmine şey kitabına zaten oradaki fareler hikayesinden alıntı olduğunu sen de söyledin. En baştaki hani benim adım Feyzo, Kibar Feyzo değiller köyde. her bir şeyin başı fukaralıktır hakim beyin dediği e, sözler zaten direkt şeyden alınma. Hikayenin giriş bölümünden alınma devamı da hikaye devam ediyor. Hikaye şöyle akıyor. işte Feyzo'yu e, sırasıyla işte gördüğümüz e, Hı -hı. kendisi işte arkasında duran askerler Müjdear kucağında bebek annesi e, burada karakterlerin adını da söyleyelim annesi Sakine ve eşi Gülo Bilo. Ondan sonra aynı zamanda Bilo'yu da görüyoruz. İlyas Salman'ı da arada bir mahkemede hmm. görüyoruz ve hakime, hiç görmediğimiz bir hakime, orada birazcık seyirciye tabii hakim gibi evet. hitap ediyor evet. ee, Kemal Sunal'ın oynadığı Kibar Feyzo. Ee, hikayesini anlatıyor ve neden orada olduğuna dair uzunca bir hikayeyi anlatıyor. Ve hikaye aslında tamamen askerden dönen bir e, gencin evlenmek istemesiyle başlıyor ve de e, kızı ilk babasından isteyen kapar şeklinde bir yarışarak başlıyorlar bilo ile birlikte İlyas salmana karşı Kemal Sunal. hı hı. ve de baya bir koşuşturmayla ilerliyoruz hı hı. ilk evet. aşamada e, sonrasında tabi gittikçe burada e, kızıştırılan başlık parası yarışında e, artık evdeki e, öküzlerin tavukların Horozlar. e, horozların e, Nedir? Mahallenin, köyün, imamına verilen rüşvetlerin konuşulduğu bir kız alma mücadelesine dönüyor hı hı. hikaye. Daha sonrasında da... Şehre geliyor Feyzo. E, yani kaçmak zorunda kalıyor Yok, Feyzo. Yok, kaçmak zorunda değil, kovuluyor. Ha, A kovuluyor. Sürülüyor. hani hı hı. E, Sürgün. Bir, sürgün. Sürülüyor. Şehre sürülüyor. O da gidiyor şehirde. Başlık parasının taksitini çıkarmak için çeşitli işlerde çalışıyor. İşte inşaat işine giriyor. E, boya işine giriyor. Odun işine giriyor. Yani çeşitli işler yapmaya başlıyor. E, bu sırada da şehirde gördüğü mücadeleyi e, işte Köyde. işçilerin vermiş olduğu mücadeleyi. Arada medeniyet de görüyor. Hani ortalığa e, çişini yapmamayı öğreniyor falan. E, bunları köyüne taşıyor. Bir nevi e, devrim ateşini Şehirden köylere taşıyor Maocu devrim <laughs> dediğimiz olguyu köylere taşımaya başlıyor. Yani onların buradan itibaren bir, bir şehirden şehirden. Burada yani şehir çok da aslında ileri gösteriliyor yani evet. haliyle. Evet. Tabii ki bu gerçeklik var. Yani şehrin en azından medeniyet dediğimiz şey özelinde bir gelişmişlik şeyi tabii ki hı hı. var ama tabii bir de da şu var şehirde hiçbir ahlaksızlık görmüyor Feyzo. Yani şehirde sadece insanların mal gibi şey yapıldığını falan görüyor ama şehirde parasını alamayan yok. Şehirde böyle yaşadığı ya da kaldığı insanlık dışı ya da çok yani kötü koşulları yansıtılmıyor. Yani hikayenin orayla çok ilgilenmiyor hikayemiz. Şu, şehirle çok ilgilenmiyor. Sadece dediğim gibi medeniyeti veya orada gördüğü mücadeleyi köyüne taşıyor ama e, şuna da e, dikkat çekiyor aslında. Örneğin hayvan pazarında hayvanlar daha fazla itibar görüyor diyor. Orada sen 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 diyor sen gelme olan ayı sahnesi herkesin bildiği bir sahne. Bu sahnede insanların aslında çok da kıymetli olmadığı bir hayvandan farkı olmadığını görüyor işçilerin. Ama Bunu, köyde de aynı. Köyde de aynı ama İstanbul'da ya köyde en azından kendi şey yapında bir şey yapmaya çalışıyor. İstanbul'da hayvana benzetiyor kendisini. Devamında da e, ama emeğinin karşılığını aldığı bir hayvan. E, evet, o var. Devamında da şöyle bir şey oluyor. Parasını aldığında herkese 300 veren işveren Feyzo'ya geldiğinde 100 veriyor. Neden olduğunu sorunca da sendikal, onları sendikal olduğunu söylüyor. Yani onlar aslında dayanışma içerisinde haklarını koruyabildiğini Hı. gösteriyor. Feyzo köyden Harran'dan gelmiş. Köylünün teki. Ben buna 300'lük 200'ünü cebime atarım, 100'ünü veririm. Karlı çıkarım ama sendikalıya aynısını yapamıyor. Burada şunu gösteriyor aslında izleyici Diyor ki bir olursan hakkını birleşip almaya çalışırsan kimse senin hakkını yiyemez demeye getiriyor senaryoda İhsan Yüce. Filmde de bunu vermeye çalışmış bizlere. Bu arada yani Harran'a kısa bir değinmek lazım. Filmde işte sendikalı değil Harran'lıyım diyor. Harranlıyım Çok meşhur diyor. bir replik. Yani gördüğümüz kadarıyla bilmiyorum burada yanlışımız olabilir ama Harran Reyhanlı'dan bahsediyor. Yani Urfa Harran'la hiçbir ilgisi yok. Aynen olayı. yok. yani yaygın kanı sanıyorum biraz öyle Urfa, olabilir. Urfa ya herkes Urfa ben de Urfa biliyordum. Tekrar baktığımızda yani film şeyde çekilmiş. Hatay Reyhanlı'da çekilmiş. Hı -hı. Eski adı e, Harran olan köyde çekilmiş. Hı -hı. Ama filmde büyük ihtimal Urfa Harran'dan bahsediyor. Yani, yani... ben o öyle algılıyorum. Hatta ama şey de olabilir. Sonrasında devamında hani Çukurova'da pamuk ırgatlarına şu kadar para veriyormuş filmin sonlarına doğru söylediğinde aslında buranın Hatay'da olabileceği akla geliyor. Ama yani, araştırmadan ama bilemiyor. Şey, İnsan... çok dağlık bir alanda evet. hep çekimler yapılmış. Yani Urfa'nın düzlük ovasını şey yapınca bilmiyoruz. Yani ben tamamen Hatay'da yani tam nerede geçtiği tabii şey yapılmıyor ama ya yani ben şey en azından ya yani ben de hep Urfa zannederdim. Ben de Urfa biliyorum. Yani benim hep Urfa canlanıyorduk aklımda. Şeyi köyünde Urfalı olduğunu zannediyordum. Mersem Hatay Reyhanlı'ndaymış. Yani bu da böyle bilgi alın. Ne yaparsanız yapın. Çok fazla gönderme var tabii Çok filmde. Fazla. Yani ee, direkt göndermeler var, sloganlar var. Ama onun dışında Mahoa'nın şurada 141-142 kişisiniz göndermesi var. Türk Ceza Kanunu'nun. 141 ve 142. maddelerine atıfta bulunuyor. En bilinen şeyi odur. Bakarım. Gönde göndermesi odur. 141, 142 başsınız ama devamında da işte faşo ağa kızlar hakkını alacakçı gibi çeşitli sol tandanslı söylemleri de filmin içinde çok fazla görebiliyoruz aslında. Yani iki ayrı çatışma tabi temel olarak şey oluyor. Ağalık köylülük ağa köylü çatışmasıyla birlikte bir yandan da e, kadınların yani zaten erkekler ikinci sınıfken kadınların da yani o ikinci sınıf erkeklerin üçüncü sınıf malı gibi alınıp satılması şey var dolayısıyla hı hı. iki ayrı e, çatışma var e, orada. Hı hı. E, yani ama tabi e, kadınlar e, direkt olarak başrolde yok kadınların hakları aslında biraz şey e, üzerinden yansıtıyor. erkeklerin işte yani bir yuva kurma için illa birisine bir para ödemesi, bir başlık parası ödemesi zorunluluğu tabi bahsediliyor. Hı hı. Ve bir yandan da yani günün sonunda dönüp dolaşıp o hikaye şeye bağlanıyor. Yani A öldü, yeni A geldi. Hiçbir şey değişmedi. Devlet bir el atsına dönüyor. Çünkü yani e, oradaki ekonomik güç ağların elinde kaldığı sürece aslında hiçbir düzen değişmeyecek. değişmeyecek. Bir yandan da senin de işte dikkat çektiğin gibi filmi izlerken ee, kadınların e, duruşu değişmiyor işkence altında ya da <laughs> şiddetle karşılaştıklarında Fakat erkekler biz hata etmişiz ama sen bizi affet, bize affet. Sen. moduna bir geçişleri var Yani erkeklerin bu mücadelede bir parça daha zayıf Kaldığını gör e, kaldıklarını görüyoruz <laughs> ee, Onun dışında benim dikkatimi çeken şeylerden biri Arada geçişlerde bu Antalya Antakya, Antakya Folklor grubunun söylediği şarkılar var. Bugün günümüzde çok fazla görmediğimiz bir şey. Orada hafif manilerle hem işte filmin yani oldukça acı şeyler gösteriliyor. Tabii. O birazcık daha Yumuşak. şey kılmasını da sağlıyor. Yani böyle ne bileyim yani çok böyle acı 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 yani ım, dramatizasyonun içinde hı hı. kalmamasını, ...birazcık o ruhunu da hafif tutmasını sağlıyor. Yani biraz çok, müzikal havası katıyor. E, biraz ya, öyle filmler. şey var orada oyun yani diğer işte köyün diğer erkekleri diğer kızlar yani bu sadece Kibar Feyzo'nun... yaşadığı bir şey bu değil toplumsal bir şey herkes e, bunu şey yapıyor gibi bir gösterim var. o Benim dikkatimi bir de şey çekti köydeki yaşamda aile olan diyalog çok şey sınırlı ve şey arada işbirlikçiler var. Hı -hı, yani hı -hı. köy köylü olan fakat ağanın işlerini hallederekten A yani köylüyü düzende tutaraktan aslında köylü olan fakat e, köylüyü yine bu düzen içinde e, tutan adamlar var. İlyas Salman'ın oynadı. Salman oynadı. Bilok karakteri. Yani burada e, bir nevi grev kırıcı gibisinden bir tasviri var. İşbirlikçi de deniyor. Hı, -hı, hı, -hı. E, ya yani yani düzenin de koruyucusu olan köylü farklı bir bakış açısından da bakacağım. Bu sefer sol sultanlanstan bakmayacağım da karşı devrimci açıdan bakacağım. Burada da baskıcı bir yönetim ve bunun komiserleri bilo baskıcı yönetim a diyebiliriz sürekli düzen bozmaya veya yenilik isteyen kişilere karşı devletin gücü gibi algılayabiliriz bunu ben ben bu tamam ben kendi bakış açacağım hani e, farklı bakış şeyleri de olabilir insanlar ona bir şey diyemem tabi e, tamamen e, hani kontrol altında tutmak için halk komiserlerini kullanan e, Sovyet e, devleti diyebiliriz aslında ama tabii hikayede anlatılmak istenen tam tersi e, burjuva üzerinden ve burjuvanın yalakası halk kitleleri ve e, Burjuva'ya karşı çıkan insanlar olarak e, lanse ediyor ama... E, biraz bakış açısını değiştirdiğin zaman... Aslında karşı tarafında çok fazla farklı olmadığını görebiliyoruz. E, sürekli bir baskı, sürekli bir değişime karşı... Sen değiştiremezsin hiçbir şeyi. Biz her şeyi biliriz diyen e, bakış açısıyla devam ediyor. E, aslında bir yerde şeyle dikkatimi çekti. Farklı bir yere geçmek istiyorum burada. E, şeyde hani... Kızını satmaya çalıştığında bir e, feyzo'nun aslında çok değişim istediğini görmüyoruz. Hı. Çünkü kızını satmaya devam ediyor. Hı. Tamam, yokluktan hani son çare olarak düşünüyor ama bunu düşünüyor. Değişim olsa büyük iktidara kendi gelse. Demek ki kendisi de bu sistemi devam ettirecek. Yani kızının satılması veya işte köylüye zulmedilmesi vesaire vesaire. Örneklerini filmde bolca gördüğümüz hikayenin devamını devamına sebep olacak olabilecek bir yani şey daha var. görüyorum Orada ama şeyle karşılaşıyor. Yani kendisinin yanlış yaptığını ona köylü gösteriyor. Ha, evet da çıkar mı diyor. Yani o da var. Birazcık tabi orada öyle de bir gönderme var. Ben şey olaraktan yani Feyzo'nun kendi yolculuğunda sonuçta bütün aslında devrim ateşini kendi yakıyor köfte Hı -hı. ve yeter artık falan diyor. Yani ölmeyi belki göze alıyor Hı -hı. bazı şeylerde. Ama e, hiçbir zaman böyle e, tam doğrudan bir şeyle şey yapmıyor. Yani e, gö ne bileyim atıyorum e, işkence altında şey yapmıyor. Yani böyle ben fikrime şey Direnme şeyiyle yaklaşmıyor. Ama ha yine de bütün sonuçta köylüyü örgütleyip yürüyüşü başlatıyor. Gidelim buradan bak şurada çok iyi para kazanılıyormuş hı hı. diyor. Yani o tür yaklaşımları var ama tabii Feyzo'nun bize Gösterdi. Yani Feyzo bu düzende tek başına neyi değiştirdi ama ya en sonunda görüyoruz ki hiçbir şey değiştirmedi. Yani Feyzo içeri atılıyor düzen aynen devam ediyor. Evet, tek yani... bir kişiye bağlı bir devrim ateşi. Evet yani tek bir kişiyle olmayacağı gösteriliyor bu işin. Kibrit'i yani. söndürdükleri gibi Feyzo içeri atılınca... Devrim Ateşi sönüyor, yeni ağa geliyor, sömürü düzeni devam ediyor diyebiliriz. Evet, yani orada daha üst bir mercinin hı hı. buna e, müdahale etmesi gerektiği zaten filmde veriliyor. Hı hı. Ama yani zaten Feyzo kusursuz bir karakter değil, olmak Yok. zorunda da değil. Yani burada ben o açıdan şeyi takdir ediyorum. Yani mükemmel bir şey, şey yapmıyoruz. Yani sonuçta bir sürü şeyde yani hanımıyla birlikte olabilmek için işte öküzü satıyor. Kendi tarlada e, öküz gibi çalışmak zorunda Hı -hı. kalıyor. Hı -hı. Yani iki anlamda da öküz gibi öküz, öküz gibi İkisi de var ya o yüzden. Öküz alırız. öküz. Bu ee, açıdan bana ilginç geldi. Hı -hı. Yani tabi mesela günümüzde hala karşılığı var mı bunun? İlla var. Mesela işte filmi izlerken de konuştuk. Yani Bugün başlık para ödemiyorsa ödemiyorsun ama e, ne bileyim bilmem ne kadar altın hesabı yani şehirde de bir nevi o köydeki başlık parası geleneği tamamen altına dönüşmüş bir şekilde. işte şuna şu kadar altın takılacak, şuna şu bilezik takılacak, şuna şu <laughs> bilmem ne. işte e, kız tarafı erkeğe saat döküyor, erkek tarafı kıza şu bileziği takıyor bilmem ne falan gibisinden böyle bir karşılıklı alışveriş e, şeyiyle sürüyor. Ama adı başlık değil. Adı başlık parası değil. Değil hediye. Hediye bu olmazsa ayıp masraf, olur. Masraf şey böyle yapma. herkes yani kendi küçük ağ düğünlerini bir şekilde yapıyor. Ee, yani, yani genel olarak ya e, değiştiremezsin ya çünkü. Yani bunun değişmesi için çok çok yıllar. Yani bak bu filmin üzerinden 40 kaç sene olmuş? 40 44 sene geçmiş. 44. Yok sene. 46 sene geçmiş. 46, 78. Evet 46 sene geçmiş durumda. Biz hala kendimizi 2020'de zannediyoruz. <laughs> Orada şeydi. Zaman orada durdu biz. Vallahi döndü bak pandemi pandemiyle bir konuşmak lazım. 4 sene geçiyor üzerine. Vallahi geçti. Vallahi geçti. Ee, yani ne kadar değişmiyor. Yani şey sonuçta şeyi ben filmden şeyi aldım. Yani abi siz köyde ne yapıyorsunuz? Gidin şehre. Yine it gibi çalışacaksınız ama en azından emeğinizin karşılığını alacaksınız. Evet o mesaj da var. Ve de başlık parası derdi yok. Yani şimdi bence yani e, göçün mesela bu filmin bence istemsiz gösterdiği Kesinlikle. bir şey o olmuş olabilir. Kesinlikle. Yani göç edin şehirde çalışırsınız yine zaten orada da it muamele görüyorsunuz. Şehirde de it muamele göreceksiniz ama başlık parası derdiniz olmayacak. Özgürce dolaşacaksınız en azından. Yani şehirdeki o e, köyün kötü sosyal düzeni olmayacak o onu yaptım mı bunu yaptım mı işte ne bileyim yani adam hanımıyla ilişkiye girecekken annesi oradan izliyor yani sonuçta bu Moda Türkiye'de segi. çok fazla konuşulmayan ama çok fazla insanın küçük evlerinde maruz kaldığı bir olay me olay dolayısıyla ilginç yani şehirde bu yok ve de şehir gerçekten yani bu filmi atıyorum 60 doğumlu biri 18 yaşında köyde bir şekilde yazlık sinemada diyelim ki izledi. Yani şöyle şehre gelmek bir ağzının suyunu akıtır bence. Yani olabilir, olabilir. Yani dediğin doğru. O bakıdan O açıdan ben bakmamıştım. Yani Cem'in söylediğiyle hak veriyorum. Alt metninde aslında devrimci bir söylem varken köyden kente göçü de biraz teşvik ediyormuş gibi evet. oldu. Ee, ben de son bir şey söyleyeceğim Halkımız bu filmi çok seviyor Milyonlarca kez izlendi ee, Ama vermek istediği mesajı çok fazla verebildiğini zannetmiyorum Replikler üzerine Hani e, benim şey Ağnım pokunun üstüne pok olur mu Gibi çeşitli repliklere Ha 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 Diye güren bir e, izleyici kitlesine sahip e, Yani söyleyeceklerim benim bu kadar öyle evet, Teşekkür Hı. ediyorum bu yani. deneyim için. Sen bana ha. da yeniden hatırlatmış oldun evet. bu filmi. Ayrıca like atıp abone oluyorsunuz kanala da bunu da söylüyoruz. Bunu da biz hatırlatıyoruz her bu seferinde. Bu tür eski filmleri de daha fazla izleyip incelememizi isterseniz bunu da yorumlara Dur. bırakmanızı evet. rica ederiz. Bir sonraki, bir sonraki fi ben film hangisi olsun? Bunu sonra söyle. Hani bir sonraki Aa, film bilmiyorum. hangisi olsun? Yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakınız. Esen kent.